nerede, neyin nesi? Bulmak bu işin eğlencesi. Bu açının kaçtır derecesi. Bol kahkaha ikramiyesi. Bizim çocuklar çok kuşkucu. Onlara lazım bir ipucu. Karıştırırlar sağı solu. Ararlar bir çözüm yolu. Bak benden söylemesi. İşte bulmaca kulesi. Hiç görülmedi böylesi. İşte bulmaca kulesi. Bak benden söylemesi. İşte bulmaca kulesi. Hiç görülmedi böylesi. İşte bulmaca kulesi. Mert, çok hızlısın. Yavaşla biraz. Ben hızlı değilim. Asıl siz çok yavaşsınız. Mert, dikkat etsene. Bıraktığın dallar bize çarpıyor. Bu bir tuzaklı bir yolda yürüyor gibiyiz. Benim arkada gözlerim yok ama sizin önünüzde var. Esas sizin dikkatli olmanız lazım. Bir seferde davranışlarının sorumluluğunu al. Sen bana sorumsuz mu diyorsun? Bana sorumsuz. Senin yaptığında çok patavatsızlık. Patavatsızlık da ne demek? Patavatsız, sözlerine, davranışlarına dikkat etmeyen kişi demektir. En az sizin kadar dikkatliyim bir kere. Sadece sizden daha hızlı hareket ediyorum. Yollar burada 8'e ayrılıyor. Acaba hangi yoldan gitmeliyiz? Buradaki ipucu bize doğru yolu gösterir. İşte yönler. Bunlardan biri gideceğimiz yönü gösteriyor olmalı. Hey! Burası kaykay havuzuna benziyor. Keşke kaykayım yanımda olsaydı. Size birkaç numara gösterirdim. İpucu bu deliklerde olmalı. Ama şimdi kim elini sokup bakacak? Robotun elleri olsaydı o bakardı. Ellerim olsa bile sizin yerinize bakamam. Görevim sadece ipucu vermek. Çekil, ben bakarım. Elim! Mert! Korkmayın, sadece 3-5 tane vida buldum. Mert, ödümüzü kopardın. Bu yaptığın çok düşüncesizceydi. Bu vidalar neyin ipucu olabilir ki? Bunlar kaykay vidası. Onları nerede görsem tanırım. Hadi diğer deliklere bakalım. Kaykay olduğunu biliyordum. Hey bakın, farklı bir şey buldum. İpucu bu olmalı. Demek ki bu yönden gideceğiz. Yaşacan, hadi yola koyulalım. Hey durun, daha kaykayları bitirmedim. Ne kaykayı? Bulduğumuz kaykaylar. Heh, Mert oyuncağını buldu. Kıskanmayın, size de var. Ama ben senin gibi kaykay numaraları yapamam ki. Zaten kaykay numaraları için vaktimiz yok. İpucunu bulduk. Yola çıkalım. Bunlar zaten yol için. Böylece pulsara daha çabuk ulaşacağız. Mert, bizi de bekle. Mert, dikkat et. Bize çarpacaksın. Hiç kımıldamayın. Aranızdan geçeceğim. Hey, sen nereden çıktın? Ben Logit. İyi misin Aslı? İyiyim, tamam. Ben... Seni uyarmıştık. Kontrolsüz davranışlarının sonu nereye kadar gidiyor gör artık. Kendine ve bize zarar veriyorsun. Davranışlarını kontrol etmelisin. Sakın bir şey söyleme.
Kaykayını niye Lügit'e verdin? Yavaşlamak için. Böylece davranışlarımı kontrol edebilirim. Aslan özür dileyip barışsana. O kadar kolay değil. Şimdi ne diyeyim ona? Ne dese haklı. Tamam işte. Çok pişman olmuşsun. Söyle ona. Şimdi söyleyemem. Kendimi kontrol ettiğimi görsün önce. Yaşasın. Bir pulsar daha bulduk. Bulduk ama bu sefer onu almak zor olacak gibi. Bu parkura girmeden onu almanın bir yolu olmalı. Güzel fikir. Ne bekliyorsun? Hemen pes mi ediyorsun? Çok şaşırdım. Şaşırma. Artık böyle. Sakin ve kontrollü olacağım. Lügit gibi. Az ve öz. Az ve öz değilim ben. Neyi, ne zaman yapacağımı biliyorum. O kadar. Lügit, başımı döndürdün. Bir dur yerinde. Mert'in huyu da sana mı geçti? Belki yine bir şey anlatıyor kendince. Lügit, pulsarı nasıl alabiliriz? Doğru cevaplar için doğru soruları sormalısınız. Lügit, niye dönüp duruyorsun? Mert'le huy mu değiştirdiniz? Her şeyin bir doğası vardır. Kaykay'ın doğası da hızlı gitmektir. Ne demek istedi, anlayan var mı? Aklıma bir fikir geldi. Eğer izin verirseniz açıklarım. Ne izni? Fikir açıklamak için izin almana gerek yok. Anlat hadi. Tabii. Bundan sonra böyle. Neyse. Zaten fikrim Kaykay'la ilgili olduğu için söylemekten vazgeçtim. Mert, dostum. Bir fikrim var ve söylemiyorsun. Bu sen değilsin. Kaykay'ın doğası hız ise senin doğanda hareket. Enerji. Eski Mert nerede? Kendine ve size zarar veren Mert yok artık. Bundan sonra böyle. Ama ben bunu kastetmemiştim ki. Sadece yine sen ol. Ama daha dikkatli ol demiştin. Tamam, buldum. Makasla pulsarın ipini kesmeliyiz. Kaykay havuzunda bulduğumuz makası ne çabuk unuttunuz. İyi de ip nereden baksan 3-4 metre yüksekte. Oraya nasıl ulaşıp keseceğiz ki? Mert, senin düşündüğün çözüm neydi? Anlat hadi. Sahneye çıkmak için alkış mı bekliyorsun? Aslında plan basit. Pulsarın bağlı olduğu ip, bakın, karşıda aşağı iniyor. Eğer biri kayka ile bu parkuru geçerse, karşıda ipi makasla kolaylıkla kesebilir. Peki parkuru kazasız belasız kim geçebilir ki? Eski Mert olsa geçerdi. O kayka yazındaki hareketleri neydi öyle? Ama şimdiki Mert'in bir kaykayı bile yok. Ben kaykayımı veririm. Yalnız dikkatli olacağına söz ver. Söz. Aslı, senden çok çok özür dilerim. Çok dikkatsizlik ettim. Ama değişmeye çalıştım. Gördün. Özrüm kabul edildi. Ama uyuşuk Mert'i de hiç beğenmedim. Onun için sen hiç değişme en iyisi. Yalnız dikkatli ol yeter. Son skoru açıklıyorum. Can'la Aslı 1, Mert ise 0. Ama bu haksızlık. Parkuru geçip ipi ben kestim. Bu pulsar benim sayılır bir kere. İşte bizim Mert.